işi var bu kızın burada ya? Ne yapıyor ya? Ne? Sürprizleri hep sen mi yapacaksın? Ne hoş bir sürpriz. O boş boğaz hizmetçinin evde yok mu? Onu mu görmeye geldin? Ne yazık ki işine son verdim. Senin yastığına gittiğini, yanında bir kadın olduğunu, her şeyi yumurtlamış hırma. Kız stresten hastanelik oldu. Ama bir şey söylemiş. Yanındaki sarışın bir kadın da demiş. Sence beni gördüyse kadın sarışın neden desin? Bak sarışın bir kadın demiş işte. Seni görmemiş, uydurmuş. Yok. Beni görmüş. Ama şimdilik bu bilgiyi kendine sakladı. Daha sonra kullanacak. Benim öyle tehditlere papuç bırakmayacağımı çok iyi bilir o. Belli kırmaktan kurtulmak için böyle bir şey söyledi. Hem neyin şantajı Narin? Yani seninle yastığına gittiğimi bilseler ne olur, bilmeseler ne olur? İstemiyorum Deniz'in seninle bir geçmişimiz olduğunu bilmesini, anlamıyor musun? Bilseler ne olur? Bitmiş gitmiş bir ilişki dersin, kurtulursun. Neden bu kadar korkuyorsun tanışmamızı bilmelerinden aklım almıyor. Senin için hava hoş tabii. Irmağın, denizin duygularının, benim denizle olan dostluğumun senin için hiçbir önemi yok. Bir enkaz daha bırakır arkanda, yürür gidersin. Huyun bu. Ya madem herkes böyle düşünmek istiyor. Bak, o ırmak bir şeylerden şüpheleniyor. Sürekli tazı gibi peşimde. Denizle ilişkimin bozulmasına çok az kaldı. Sadece sen istemediğin için ben o tanışmama olayını sürdürdüm Narin. Kimseye verecek hesabım yok benim. Ayrıca kimse bizden kuşkulanamaz. Çünkü senin çok mutlu bir ilişkin var. Öyle. Hiçbir şey duyulmuyor. Bekleyip görürüz. Bakalım ne zaman çıkacak. Ay ya çıkmazsa? Ne demek çıkmazsa ya? Ne samimiyeti var da Fırat'la çıkmayacakmış? Meraktan ruhumu teslim edeceğime ismi ben beklerim. Bu arada sen de Irmağı arayıp bu nişanlanma işine bir rayına oturtursun artık değil mi? Böyle istemeye geleceğiz deyip yüzükleri alıp falan değil mi? Vazgeçmek olmaz, çok ayıp. Herhalde. Irmağı asla incitmek istemem. Çok sevindim. Ben de senden bunu beklerdim. Ha bu arada Meri'ye dikkat et. Salak bir hizmetçi yüzünden başımı belaya sokamam. Sanki hayatımda yeterince bela yokmuş gibi. Sen benden kaçarak hayatını kara deliğine doğru sürükleniyorsun zaten. Sen de bal gibi bunun farkındasın. Ama kararın böyle yapacak bir şey yok. Ne demek şimdi bu ya? Senin bu sürekli kendini bir şey sanmandan çok sıkıldım ben. Dünyanın merkezi sen değilsin ki. Ne kara deliği ne ya? Tamam Narin, ben senin kararına saygı duyacağım. Merak etme. Ben sadece karşılaşmamızın o kırılıp dökülen şeyleri düzeltmek ve mutlu olmak için bir fırsat olduğunu düşünmüştüm. İstemiyorsan istemiyorsundur. Yapacağım bir şey yok. Ben seni geçiririm. Senin ne işin var burada Deniz? Önce ben sordum. Irmak'la ilgili konuşmaya geldim. Deniz de buradaydı biraz önce.
Bana daha iyi damat adayı olmakla ilgili öğütler veriyordu aynı senin gibi. Ben arabaya biniyordum. Seni gördüm, bekleyeyim dedim. İnanmamıştım ama böyle dalga dalga geldiğinize göre gerçekten Irmak'ın haberi yok buraya geldiğinizde. Gidelim mi Deniz? Gidelim Narin. Ama önce bize gidelim. Okul çıkışı hep buralara geliyorum ben. Öyle mi? Evet. Artık beraber geliriz. Tamam geliriz. Bak şurada benim babamın tarlası var. Öyle mi? Evet. Hemen arkasındaki tarlalar da bizim. Ya kuş pisledi. Ya bir şey olmaz, temizlerim şimdi. Nasıl olmaz? Ben iğrenirim böyle şeylerden. Saçımı yıkayacağım hemen. İğrenç. Of ya. Lan bendeki şansa bak be. Kaydı su içerken. İn bakayım sen oradan. Yok yok, burası çok rahat. İn kız. Yok, hayır. Bak dökme bak. Ya insen oradan. Dökme şunu. Çıkarma beni oraya. Beni durduracağını biliyorum. Hatta bundan eminim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.